O zaman biraz yukarıya kaldırayım mı? Tabii yani şurasının gözükmesi lazım topla. Şöyle nasıl? O zaman biraz yukarıya, yukarıya alalım. Bu sefer ben... Sen göremezsin bu sefer. Şöyle nasıl? Sen görebiliyor musun şu an? Çocuklar geldi. Şunu çevirsek ikiye alır aslında. Neyi? Şunu mu çevirdik? Şöyle otursan öğrenciler de yan bakabilir ama yorumlar ters çıkar bu sefer. Neyse, yani yan bak. Çeviremezler mi? Şöyle yapacağım. Mesela şu çözüm ya. Kaydır elinde yani. Soruyu gösterdim. Çözerken kaydır. Birazcık da şurada çöz. Olur bence. Ben şurada zaten çözeceğim de. Şu şöyle dikey olsaydı daha iyi olurmuş. Daha iyi alınmış. Şunu dikey çeviremez miyiz Cihan? Bak şöyle. Tam tersi olsak daha iyi olur. Kamera o tarafta çünkü. Şunu çekeyim. Gençler bir dakika. Size en iyi görüntüyü sağlayıp bırak hocam. Çok güzel. Bırak. Efendim. Şimdi nasıl? Merhaba. Şu an daha iyi canım. Evet. Okey. Olur. Hocam başlat canlı yayın. Tamam. Hadi, tamam mıyız? Gençler hoş geldiniz. Merhaba. Şu an iyi bence. Merhaba çocuklar. Funda Teyzecan. Teoman. Emine Kartı. Suna Altınöz. Katılım iyi Merve Hanım. Maşallah çocuklarıma. Değişik bir adres daha katıldı. Cevriye Türemen. Faruk Özdeş. Şevval Nur. Latife. Şuradan bitir diyeceğiz. Sonra. Orada Cihan Bey gelir. Faruk Özdeş el sallıyorlar. İrem Güçlü bunda el sallıyor. Gençler bize. Sesler ve görüntüler iyi mi? Bir yorum yazın bakayım. Çocuklar sesi iyi mi? Bir yorum yazın. Görüntü nasıl? Görebiliyorsunuz değil mi? Problem yok. Zaten sorular elinizde var aynı sorular. Selin Güneç. Şu an 26 kişi oldun hocam maşallah. Çocuklarımız hızlı. 27. İsmet katıldı. İsmet o logoyu kaldır İsmet. Aslan İsmet. Sami Nergis. Tuğçe Yaman geldi. Faruk Özdeş demiş ki iyi demiş. Tamam. İyi hocam yazmış. İsmet apaçık. Tamam İsmet. Latife'den de yorum geldi. Tamam Latife'den geldi. Ses tamam. Ses görüntü iyi. Resmiye at diyorum. Ses görüntü iyi diyor resmiye. Tamam. Güzel. Arka plan sesten ve görüntüden daha iyi. Arka plan derken kuzum. İrem Uslu katıldı. Arka plan benim o zaman. Kutay. Yaşar Bey katıldı. Sami Nergis. Başlayalım hocam isterseniz. Merhaba hocam. Şöyle kaç dakika içinde başlayalım. Çocuklar bu çözümü hikayede paylaşacağız ve telefona kaydedip YouTube'da da paylaşacağız. Kolay gelsin, iyi derse. Merve Hanım kolay gelsin. Teşekkür ederim. Simya'nın farkını yaşatalım çocuklarımıza. Suyumuz yanınızda mı? Şurada. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Hocam bir kapıyı da... Evet merhaba arkadaşlar. Umarım tarama soruları çözülmüştür. Şimdi hep beraber çözümleriyle başlayalım. Bakıyorum görüntü gayet sorular okunabiliyor. Değil mi? Görünüyor. Bakalım katılımımız da iyi. Hadi bakalım. Fizik taramamızın birinci sorusundayız. Özdeş kale elektroskopları sırasıyla R3Q, -Q demiş. Arkadaşlar dikkat edin bir anahtarla iki elektroskop birbirine bağlı ve özellikle özdeş. Anahtar kapatıldığında K ve D'nin yaprakların hareketi için neler söylenebilir? Şimdi inceleyelim. Anahtarı kapattığımızda dikkat edin bak K elektroskobu diyor ki bana benim 3 tane elektronum eksik. L elektroskobu diyor ki bende bir tane fazla. Neydi? Fazla olandan eksik olana doğru bir geçiş olacak. Ne kadar olacak? Potansiyelleri eşitlenesiye kadar. Dolayısıyla L'den K'ya,
eksi 2 Q kadar geçiş gerçekleşecek. Son yükleri K'nın artı Q, L'nin artı Q olmak üzere potansiyelleri ve yükleri eşitleniyor. Neler söylenebilir diyor. Önce K'yı inceleyelim. 3 tane elektron eksikti. 2 tane elektron geldi. Değil mi? 2 tane eksi yüküm geldi. İster istemez yapraklarım artıydı. 2 tane gelince yapraklarım ne olacak? Biraz kapanacak. L için bakalım. L'nin ilk durumda 1 tane eksi yükü vardı. Artık ne var? Bir tane artı yükü var. Yani elektron fazlalığı vardı, artık eksikliği var. Dolayısıyla baktığımızda bir elektron gidecek, yapraklar kapanacak. Bir elektron daha gidince yapraklar tekrar açılacak. Şıklara baktığımızda K elektroskobu biraz kapanır, L elektroskobu kapanıp tekrar açılır. Ve eğer ki açılarını karşılaştırmak istersek arkadaşlar, başlangıçta K'nın 3 tane, L'nin 1 tane yükü vardı. Atıyorum K'nın açısına alfa desek, L'ninkine de teta desek ne olması lazım? Yük fazlalığı daima açıyla ilgili bana bilgi veriyordu. Alfa teta'dan büyük olması gerek. K'nın yeni açısına alfa üssü, L'nin de yeni açısına teta üssü desek arkadaşlar, yeni durumda yüküm daha az olacağı için ne olacak? Alfa, alfa üstünden büyük olacak. Fakat L elektroskobuna baktığımızda önceki durumda bir elektron vardı. Şimdi ne var? Bir tane pozitif yüküm var. Yani yük miktar olarak eşit olduğu için yeni açı eski açıya ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Tarama. Bakalım 3 geldi karşımıza. Ha, sıramız karışmış. Hemen geldim. Tarama sorumuzun ikincisindeyiz arkadaşlar. 3 tane neyim var? Kürem var. Bu kürelerin yüklü. Eksi 2 Q, Q, artı Q. Şuradan bir belirtelim. K, L, M. Yalıtkan ayaklar üzerinde bulunan yarıçapları R, 2 R, 3 R olan iletken K, L, M kürelerinin yük miktarlarını vermiş. K küresi yalıtkan ayağından tutularak önce L'ye sonra M'ye dokundurulduğunda M küresinin son yükü artı 3 Q. Arkadaşlar şimdi başlangıcı bilmediğimiz, yani L'nin yükünü bilmediğimiz için sondan geriye doğru gideceğiz. En son durumda K gelsin M'ye dokunsun. Fakat gelmeden önce yükünü bilmiyorum. Bildiğim şu, yarı çaplarıyla doğru orantılı bir şekilde yük paylaşacak. Dolayısıyla M ne almış son durumda? Artı 3 Q. Şimdi 3R olan 3Q aldıysa demek ki yarıçapı R olan K'nın ne almış olması gerekiyor? Q almış olması gerekiyor. Dolayısıyla K buraya geldiğinde bak toplam yük nedir? Artı 4Q. Demek ki K M'nin yanına gelmeden önce, yani L'den çıktığında nötrmüş. Gelelim bir önceki adımımıza. K nötr arkadaşlar. L'nin yükünü de bilmiyorum. Şimdi K, L'nin yanına geldiğinde eksi 2 Q'ydu. Buradan çıkarken nötr olabilmesi için demek ki L artı 2 Q'ymuş ki L'ye dokunduktan sonra nötr olmuş. Daha sonra M'ye gelmiş. Toplam yükü Q ve 3 Q olarak bölüşmüşler. Cevabımız Edirne. Gelelim tarama sorumuzun üçüncüsüne. Yüklü bir X küremiz var. Aynı maddeden yapılmış iletken, arkadaşlar dikkat, bu üçü de nötr. Önce K'ya, bu arkadaş önce K'ya, sonra L'ye, daha sonra M'ye. Bakın yeterince uzun süre. Bunu söylemesinin sebebi potansiyelleri eşitlenesiye kadar. Yani tam geçiş olduktan sonra tekrar geri çekiliyormuş. Önce K, sonra L, sonra M. Şurada dikkat edelim. Bütün dokunmalardan sonra yüklerimiz eşit olmaktadır diyor. Şimdi benim elimde bak 3 de nötr. Elimde sadece X'te bulunan toplam bir yük var. Önce K ile muhatap oldum. Bir kısmını nereye verdim? K'ya verdim. Kalanıyla, bak kalanıyla L ile muhatap oldum. Bir kısmını L'ye verdim. Yine yükün kalanıyla her defasında, mesela K'ya dokunduğumda yük miktarım daha fazlaydı. L'ye dokunduğumda biraz daha az, M'ye dokunduğumda biraz daha az oldu.
Fakat son durumda üçünün de aldığı yük miktarları ne diyor bana? Eşittir diyor. Bu ancak şu şekilde mümkündür. Gittikçe yarıçapımın artması lazım ki kalan yükün çoğunu alayım. KLM birbirine ne olsun? Eşit olsun. Dolayısıyla tersten gittiğimde en büyük RM, sonra RL, sonra ne olması gerekiyor? RK olması gerekiyor. Şıklarımıza bakarsak Ceyhan arkadaşlar. Gelelim taramamızın dördüncü sorusuna. Negatif yüklü bir L elektroskopum var. Topuzuna negatif yüklü bir K cismi yaklaştırılıyor. Dikkat edin, dokundurulmuyor, yaklaştırılıyor. Neler olabilir? Şimdi ikisi de eksi yüklü. Yani benim elimde nasıl bir kuvvet var? İtici bir kuvvet var arkadaşlar. Neydi itici kuvvet? En yakınından en uzağa. Cisme bakarsan en yakını topuzu, en uzağı da yapraklarıdır. Dolayısıyla eksi yükler, eksi yükleri iteceğinden ne olacak? Yapraklara doğru bir eksi yük geçişi söz konusu. İster istemez yapraklardaki eksi yük artışı yaprakların biraz daha açılmasına sebebiyet verecektir. Bakalım, ne elektroskopun topuzundan yapraklara doğru elektron hareketi olur. Evet, yapraklar biraz kapanır. Hayır, elektron geldi değil mi? Eksi yüküm arttı. Dikkat edin, yük miktarı ile açı nasıldı? Doğru orantılıydı. Yük miktarı artarsa açı artar. Yapraklar biraz kapanmaz, biraz açılır arkadaşlar. Ceyhan. Arkadaşlar dikkat ederseniz, sizin de dikkatinizi çekmiştir. Birinci soruyla beşinci soru yanlışlıkla aynı basılmış. Dolayısıyla beşinci sorumuz iptal. Gelelim altıncı sorumuza. Şekil 1 ve şekil 2 ne var? Debelerimiz var. KL tellerimiz var. Değil mi? Öz dirençlerini vermiş. Kalınlıkları eşittir. Yani kesit alanları eşittir diyor. Debelerden A1, A2 ampermetrelerinden geçen akımların oranını istemiş bizden. Şimdi öncelikle nasıldı? Ohm yasasından yapabilirim. Fakat dikkat edin, direnç miktarlarını bilmiyorum. Benden oran istediği için önce dirençlerini ne yapmam lazım? Oranlayabilmem lazım. Direnç değerini rho, yani öz direnç, telin uzunluğu bölü kesit alanıydı. Yani bir direncin değeri öz direnciyle ve uzunluğuyla doğru orantılı, kesit alanıyla ters orantılıydı. Oranlayalım. R1 eşittir öz direnci rho, uzunluğu 2L'ymiş. Dikkat ederseniz kesit alanlarımız eşit. Direkt hemen altına R2'nin öz direnci 2 rho, uzunluğu L, kesit alanı S'ymiş. Taraf tarafa oranladığımızda arkadaşlar bu iki direncin birbirine eşit olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla R1 eşittir R2. Ben buna R kadardır diyeceğim. Ohm yasasından oranlayalım. Birincisinin potansiyel farkı 12 volt. Geçen akıma I1 diyorum. Direncim zaten R. İkincisi 4 volt. Geçen direncim I2 diyorum. Eşittir. Oranladım hocam. R'ler gitti. 12 ile 4'ü sadeleştirince 3 çıktı. Yani bu akımların oranı bana neyi veriyormuş? 3'ü veriyormuş. Gelelim taramamızın 7. sorusuna. Şimdi arkadaşlar dikkat edin. Şöyle bir şekle baktığımızda kim kiminle seri, kim kiminle paralel görünmüyor. Ne yapıyorduk? Harflendirme yöntemiyle önce kimin seri, kimin paralel olduğunu görüyorduk. Başlayalım. K tarafından başladım. Önüme engel çıkınca duruyordu. Dikkat edin, devam edemiyorum. L tarafından devam edelim. Evet, şurasını ne yapacağız? Bakın, engeli aştım değil mi? Bu olmaz. Dolayısıyla buraya benim yeni bir harf vermem lazım. Ben buraya M dedim. Adres tarifimizi yazalım. K'dan çıktım, L'ye varacağım. Arada bir de M'ye uğramışım. Şimdi dikkat edin, KM, KM, KM. 3 tane birbirine paralel ne var? Bir 6 var. Aldığımı hemen çiziyorum karıştırmamak için. Bir 3 var. Daha sonra 2 var. Daha baktım, bir de ML arasında neler var? 2 tane 4'üm var.
nedir? Birbirine paralel. Arkadaşlar son olarak bir de kare arasında 6 var. Şimdi kimin kiminle seri, kimin kiminle paralel olduğunu gördüm. Şimdi öncelikle paralellik durumunda ne yapıyorduk? R eş eşittir değil mi? Çarpımları bölü toplamlarıydı. Seri olduğunda şu arkadaş paralel. Seri olduğunda ise R eş eşittir R1 artı R2 idi. Şimdi dikkat, 3 tane var. Ben bunu bölebilirim. 3 kere 6 18 bölü 9'dan 2. 2 ile 2 birbirine paralel. 2 kere 2 4 bölü 4'ten şurası 1. ML arasına bakıyorum. 4 kere 4 16 bölü 8'den 2. Dikkat edin. 1 ile 2 ne oldu? 3. 3 ile 6 yani şöyle çizelim. K'dan çıktım. Yukarıda 1 3, aşağıda 1 6 kaldı. 3 ile 6 birbirine paralel. 3 kere 6 18 bölü 9'dan benim R eşim ne çıktı? 2 10. Gelelim bir sonraki devremize. Çekirdek elektrik devresinde A1 ve A2 ampermetrelerin gösterdiği değerlerin oranı istemiş. Aynı şekilde ne yapıyorduk? Harflendirmeyi kullanıyoruz. Kim kiminle seri, kim kiminle paralel görebilmem lazım. Artı ucuna K, eksi ucuna L diyorum. Harflendirmeye devam ediyorum. Dikkat! Ampermetrenin iç direnci çok düşüktü. Düz tel gibi düşünebiliyordum. Fakat voltmetreninki çok yüksekti. Onu düz tel gibi düşünemiyordum. Dolayısıyla ben buraya da K harfini verebilirim. L'den devam edelim. Aynı şekilde geçtim. K'dan L'ye, K'dan L'ye ve K'dan L'ye benim 3 tane birbirine paralel direncim var. Şimdi ne yapıyordum? Üçü birbirine paralel. Uçları arasındaki potansiyeller, farklar eşit. Dolayısıyla birinci direncimden 2i akım geçse ikincisinden i geçecek. Yine aynı dirence sahip olduğu için 2i. Bu bana şunu söylüyor. Bak 2, 4, 5. Ana kol akımından geçen toplam akımım 5i kadar. Şimdi arkadaşlar K'dan 5i toplam akımım çıktı yola. Bak iki yola ayrıldı. Karşımda bir ampermetre var, bir de bir tane direncim var. Hemen bakıyorum. Tek dirençten ne geçiyormuş? 2i. Dolayısıyla benim 5i akımım 2i'si üst yoldan, kalan 3i de alt yoldan geçecek. Devam ediyorum. 2i buradan, 3i buradan. Şimdi önce 3i'den başlayalım. Karşıma yine 2 yol çıktı. Benim nasıl bölüneceğimi az önce yazmıştık. 2i'si R direncinden, i'si de 2R direncinden. Bak şu tam köşede 2 ve i ne yaptı? Birleştiler. Toplamda 3i. Dikkat ederseniz birinci ampermetremizden 3i, ikinci ampermetremizden de 3i geçti. Nedir? Bu oran 1'dir arkadaşlar. Evet, fizik tarama sorumuzun nesine geldik? 9. soruya geldik. Şekle şemale bakarsanız biraz fazla karışık. Ama bu işin çok basit bir yolu var. Hiç harflendirme yöntemi kullanmama, ayrıyetten çizmeme gerek yok. Şimdi bakın, akım ana koldan çıktı. Kırmızıyı takip edin. Bak, yol ikiye ayrıldı. Doğru mu? Fakat voltmetrenin iç direnci nedir? Çok yüksektir. Akım ister istemez buradan geçecek. Aynı şekilde aşağı dönemeyen akım yukarı dönecek. Dikkat edin. Bak buradan da dönemiyorum. Devam ettim. Bak akım tek bir yol izledi. Yani bu önünüzde görmüş olduğunuz 6 tane direnç birbirine seri bağlıdır. Dolayısıyla V1'in hangi noktalar arası ölçtüğü ya da V2'nin hangi noktalar arası ölçtüğü gayet rahat görünebilir. Bakın harflendirme kullanacağım. KL dedim daha rahat görün diye. Arkadaşlar devam edemiyorum. Bak karşıma direnç çıktı. Bak şuraya dikkat et, devam edemiyorum. O zaman direkt mesela KL dedik. Şuradan M diyelim. Arkadaşlar yine devam edemiyorum gördüğünüz gibi. Şuraya N diyelim.
Şuraya O harfini verelim. Yine devam edemiyorum. Fakat burada sapak yok. Bu köşeye herhangi bir harflendirme vermeme gerek yok. Şuraya geldim. Çünkü potansiyelin hangi noktalar arası ölçtüğünü bile bilmem lazım. Şuraya P harfini versem. Şimdi dikkat edin. V1 direnci hangi noktalar arasını ölçüyor? M ve O'yu ölçüyor. Yani MO arasını. V2'ye bakalım. Arkadaşlar nereyi ölçüyor? NP arasını. V3'e bakalım. Bak dikkat edin. Gördünüz mü? NL arasını. Şimdi ana koldan çıkan akımıma ben İ kadardır diyeceğim. Birbirine seri olduğu için bu arkadaşların hepsinin üzerinden İ geçecek. Şimdi birinciden başlayalım. Arkadaşlar MO arası. Bakın MO arası. Dikkat edin, iki tane direncim var. Birbirine seri olduğu için 2R çarpı geçen akımım İ kadar. Geldim ikinciye. NP arasını ölçmüş. N'den başladım, P'ye geldim. 3 tane direncim var. Yine birbirine seri olduğu için topluyorum. Geçen akımım İ kadar. Geldim üçüncüye. NL arası. Bakın N'den L'ye gelene kadar gördünüz mü? 4 tane direncim var. Dolayısıyla 4R çarpı İ diyorum. Benden karşılaştırmamı istemiş. 3, 2, 1 şeklinde Edirne'dir. Geldim 10. soruya. Şekildeki elektrik devresinde üreticinin iç direnci önemsizdir diyor. Bir rheostat var. Ok yönde çekildiğinde KL lambalarının parlaklıkları diyor. Arkadaşlar bakın devremi basitçe çizmek istiyorum. Çıktım. Karşıma bir L geldi. Daha sonra 2'ye ayrıldım. Yukarı kısımda bak şurada iki kola ayrıldım. Üst kısımda rheostat. Alt kısımda ne var? K lambası var. Burada dikkat etmeniz gereken nokta şurada. Bakın akım şuradan geldiğinde bakın şu düz yolu tercih edecektir. Sen bunu ok yönünde kaydırırsan normalde atıyorum bu kadarlık bir dirençse sen bunu kaydırdığında bu kadarlık bir direnç olacak. Dolayısıyla dolayısıyla yani şuradaki direnç sen oku kaydırdığında ne yapıyor? Azalıyor. Şimdi bu ikisi birbirine paralel. Paralel olduğunda çarpımları bölü toplamlarıydı. Bu ikisinin R eşi için konuşuyorum. Diyelim ki RK olsun. Bu arkadaşın değerine de R diyelim. Çarpımları bölü toplamları. Arkadaşlar şuradaki azalma direncin, bak şuradaki azalma eşdeğer direncin artmasına sebebiyet verir. Dolayısıyla üst tarafta direnç, bak iki nokta arası potansiyel eşit ya, üstteki direnç azalınca buradan geçen akım artacaktır. Fakat K'dan geçen azalacaktır. K'nın parlaklığı ne yapar? Azalır. Fakat L'ye dikkat edin, toplam akımı artacağından ne yapar? Bunun parlaklığı da artar. Cevabımız C. Evet, gelelim Galvani'ye. Bunu bütün 12'lerin defterlerine yazdırmıştım. Arkadaşlar sonradan müfredatımıza eklenen bir konuydu. Pilin icadı. Önce bir hatırlayalım, sonra çözelim. Galvani ve Volta'nın üreticiler ilgili çalışmaları, yani pillerle ilgili çalışmaları. Şimdi birinci adımımız şu. Galvani canlılardaki elektrik olayları incelemiş. Kurbağa bacağıyla bir deney yapmıştır. Ne demiş? Açıkta kalan sinire temas eden pirinç kancalara demir makasla dokunduğunda kurbağa bacağının kasıldığını görmüş ve buna hayvansal elektrik adını vermiştir. Volta ise bu sonuçları gözden geçirmiş. Bakın dikkat edin. Sonuçları gözden geçirmiş. Şimdi hayvansal elektrik yani kurbağa bacağının kasılması, sinirlerin kasılmasını bulan kişi Galvani. Bunun üzerine bu sonuçları inceleyip de iki farklı metalden hücrelerin içerdiği sıvıdan kaynaklandığını söyleyen kişi Volta. Yani çalışmayı başlatan Galvani, pili bulan kişi Volta'dır. Bakalım, Galvani hayvansal elektrik teorisini ortaya atan kişidir. Evet, doğrudur. Galvani'ye göre canlılar oluşturduğu hücre elektrik içermekteydi. Evet, nasıldı? Kurbağa bacağı kasılmıştı.
Galvani ölü bir kurbağa bacağındaki sinirlerin neşterle kesildiğinde hayvansal elektrik nedeniyle bacağın kasıldığını gözlemlemiştir. Evet. Volta'ya göre kurbağa bacağının uyarılması birbirine benzemeyen, evet oraya da bakalım, bakır ve çinko elektrotlar arasına ne yapmış hocam? Tuzlu suya batılmış sünger. Yani hücrelerin sıvı içermesinden kaynaklandığını söylemiş. Doğrudur. Buraya dikkat edelim. Bakır ve çinko madenlerini alarak aralarına tuzlu suya bastırılmış süngerler yerleştirip elektrik akımını elde etmeye başaran kişi Galvani'dir diyor. Hayır arkadaşlar, bunu başaran kişi Volta'dır. Evet. Tarama sorumuzun 12.sine geldik. Aynı cins elektrikle yüklü kale cisimleri var. Dikkat edin. Sürtünmesi önemsiz düzlemde şekilde kullanmadan aynı anda servis bırakılıyor. Aynı cins elektrikle yüklüyse KL'yi mesela F kadar itiyor olsa L'de K'yı F kadar. Fakat dikkat edin, serbest bırakılıyor. Yani bu yükler sabit tutulmuyor. Öncelikle iki yüklü cismin birbirine uyguladığı elektriksel kuvveti KQ1 Q2 bölü D kareden buluyorduk. Başlangıçta bu arkadaşların arasındaki mesafeye D kadar diyelim. Fakat kuvvet uygulandıkça bu arkadaşlar ne yapacak? Birbirlerinden uzaklaşacaklar. Bir cisme etki eden net kuvvet neydi? Kütle çarpı ivme. Yani net kuvvet kadar ivme kazanıyordu. Şimdi buraya çok dikkat edelim. Arkadaşlar şimdi bunlar hareket ettiğinde mesafe gittikçe artacak. Mesafenin artmasıyla kuvvet ters orantılı olduğu için azalacak. Yani düzenli olarak ne yapan? Azalan bir kuvvetim var. Dolayısıyla ivme de kuvvetle bağlantılı doğrudan. İvme de azalacak. Yani sürekli değişen bir kuvvet ve sürekli değişen bir ne var? İvme var. İkisi de değişen ivmeyle hareket edecektir. Evet arkadaşlar, tarama sorusu 13'teyiz. Yalıtkan iplerle asılmış elektrik yüklü kale küreleri şekildeki gibi dengededir diyor. Bak buraya çok dikkat et. Teta alfadan büyüktür. Yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur diyor. Bu şekilde bir denge söz konusu. Bakın yüklü cisimler. Bu arkadaşlar bu şekilde ne yapmışlar? Birbirlerini itmişler. L'yi F kadar ittiyse L de K'yı F kadar itmiştir. Nasıldı? Ortaklaşa oluşturuyorlardı. Değil mi? Q1, Q2 böyle D kareden buluyordum. Yani bu kuvvetler birbirine eşit. Dolayısıyla dikkat edin, kuvvetler birbirine eşit olmasına rağmen açıların farklı olması neye bağlıydı? Tabii ki ağırlıklarına. Aynı kuvveti uygulamasına rağmen dikkat et, K daha az açılmış. Demek ki K'nın ağırlığı L'den nedir hocam? Daha fazladır. Tamam. Açı daha az olan, yani aynı kuvvet uygulanmasına rağmen daha az açılmış olan cisim daha ağırdır. Dolayısıyla açıyla kütle doğrudan bağlantılıydı, ters orantılıydı. K büyüktür L'den. K'nın kütlesinin L'ninkinden büyüktür demiş. Kesinlikle büyüktür. Çünkü bana soruda vermiş. Şimdi bu bir kesinlik sorusu olduğu için ispat edemediğim hiçbir şeyi ne yapamıyorum? İşaretleyemiyorum. Devam edelim. Kürelere uygulanan elektriksel kuvvetin büyüklüğü eşittir. Evet, bakın bu kuvveti ne yapıyordu? Yükler ortak oluşturuyorlardı. Birbirine eşit ve zıt olmak zorunda. K'nın elektrik yük miktarı L'ninkinden fazladır. Şimdi ben bu arkadaşa Q1, bu arkadaşa Q2 desem çarpımlarının eşit olduğunu, yani şu F'lerin eşit olduğunu biliyorum. Ama yük miktarları ile alakalı fazladır, eşittir ya da azdır gibi herhangi bir yorumda bulunamıyordum. Cevabımız Deniz'di arkadaşlar. Gelelim 14. sorumuza. Özdeş XY küreleri, evet devam ediyoruz. Özdeş XY küreleri, dikkat, özdeş demiş. Yalıtkan düzlemde şekil 1'deki gibi dengedeyken T1 ve T2 gerilmeleri oluşuyor. Hemen inceleyelim. Arkadaşlar bakın, artı eksi bu arkadaşlarda nasıl bir çekici bir kuvvet oluşacak? Yani YX'i F kadar çekse X de Y'yi F kadar çekecek. Eğer cisimler üzerinde bir denge söz konusuysa F eşittir T1'e,
O da dolayısıyla direkt T2'ye. Miktarına bakalım. F eşittir K yüklerin çarpımı 8 Q kare bölü mesafenin karesiydi. 2 kök 2'nin karesini alırsak 8 de kare. 8'leri gönderdim. F diye bahsettiği K Q kare bölü D kare. Şimdi gelelim ikinci durumumuza. X, Y küreleri birbirine dokunduruluyor. Ve şekil 2'deki gibi D mesafede denge oluşturuluyormuş. Arkadaşlar bak bu iki küre özdeşlemiş, toplam yükü bölüşecekler. Dolayısıyla artı Q eksi 4 Q daha toplam yüküm eksi 2 Q yapar. Özdeş oldukları için eksi Q'yu X'e, eksi Q'yu ne yapıyoruz? Y'ye veriyoruz. İkisi artık aynı yükler. Arkadaşlar X, Y'yi F üssü diyelim, kaç F olduğunu bilmiyorum. F üssü kadar iterse Y de X'i F üssü kadar ne yapacak? İtecek. O zaman bir miktarına bakalım kaç F olduğunu bulabilmek için. F üssü eşittir K Q kare. Bu bir vektörel büyüklüktü. Soru formüle yazmıyordum çünkü yönlerini zaten belirttim. Q kare bölü ne yaptı hocam? D kare. Dikkat ederseniz bak F üssü de neye eşit? F'e eşit. Bu arkadaşları birleştirdiğimizde T1 eşittir T2 eşittir T3. Bu üç de neye eşittir hocam? F'e eşittir. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği. Gelelim 15. taramamıza. Yük miktarları artı 4Q eksi Q olan aynı büyüklük iletken KL cisimlerinin aralarındaki uzaklık 2D iken birbirlerine F uyguluyorlarmış. Daha sonra birbirine dondurup D kadar uzaklığa koyarsak uygulanacak kuvvet kaç F'tir? Az önceki sorumuzun bir benzeri. Arkadaşlar F kuvvetini bir gösterelim önce. KL'yi F kadar çekiyorsa L de K'yı F kadar çekiyordur. Miktarına bakalım hemen. İki yükün çarpımı 8 Q kare. Aradaki mesafenin karesi 4 D kare. Sadeleştirirsek F diye bahsetti. 2 Q kare bölü D kadar. Bu bir dursun. Sonra bu iki arkadaşı ne yapmışız? Dokundurmuşuz. Şimdi bakalım özdeş mi bu arkadaşlar? Aynı büyüklük, yani yarı çapları aynı, bunu anladım buradan. Toplam yüküm artı 2 Q. Dolayısıyla arkadaşlar toplam yükün yarısını K'ya, yarısını L'ye bölüştürdüm. Yeni yük miktarına bakalım. Kuvveti ona göre oranlayacağım. A K L'yi mesela F üssü kadar itsin. L de K'yı F üssü kadar itecektir. F üssü eşittir K Q kare bölü D kare. Şimdi dikkat ederseniz bu arkadaş bunun nesi? Yarısı kadar. Yani F üssü dediğimiz şey ne yaptı hocam? F bölü 2 yaptı. Cevabımız B seçeneği. Gelelim 16. sorumuza. Aralarında 2D uzaklık olan artı Q artı 4Q yükleri şekildeki gibi yerleştiriliyor. Buna göre elektrik alan şiddeti artı Q yükünden kaç D uzaklıkta? 0 olur. Önce elektrik alanı hatırlayalım. Miktarını nasıl buluyorduk? K Q bölü D kareydi. Değil mi? Arkadaşlar şimdi hangi nokta olduğunu bilmiyorum. Mesela şurası olsun. Bu noktaya ben artı 1 desem dikkat edin. Mesela şuna 1 diyelim, şuna 2. Artı Q'nun burada oluşturduğu ne kadardır? E1 kadardır. Artı 4 Q'nun da aynı noktada oluşturduğu ne kadardır arkadaşlar? E2 kadardır. Şimdi bu noktada elektrik alan 0 ise bu iki elektrik alan nedir? Birbirine eşit olmak zorunda. Bakalım E1 eşittir E2 diyelim. Şimdi toplam mesafemin 2D olduğunu biliyorum. Artı Q'nun mesafesine X desem artı 4 Q'nun mesafesi 2D eksi X olacaktır. Bakalım yazalım. Birinci elektrik alan K Q bölü mesafesine X dedim, aldım karesini X kare. K 4 Q bölü mesafesi 2D eksi X'in karesi. Karşılıklı gönderebileceklerimizi gönderelim. Q'ları gönderdik. İçler dışlar çarpımından 2D eksi X'in karesi bölü
x kare eşittir 4'e. Her iki tarafın karekökünü aldığımızda 2d eksi x bölü x eşittir 2'ye. Karşıya attığımızda 2x eksi x'imizi bu tarafa attığımızda 3x yapar. X'i yalnız bırakırsak ne yapar hocam? 2d bölü 3 kadar. Dolayısıyla cevabımız Bursa. Evet arkadaşlar, yine bir elektrik alan sorusu. Elektrik yükleri Q1 ve Q2 olan cisimlerin O noktasındaki bileşke elektrik alan vektörü şekildeki gibidir diyor. Şimdi şuraya yazmamışız ama şurası O noktası. Şimdi bak, bu bir oran sorusu olduğu için ben buradaki elektrik alanları da oranlayabilirdim. Şöyle ki şuraya artı 1 kondurduğumuzda dikkat bak, Q1 şöyle bir elektrik alan, Q2 de böyle. E'yi bileşenlerine ayırdığınızda şurası 0,8E yapar, şurası 0,6E yapar. Ben bu şekilde rasyonel ifadeyle uğraşmak yerine bunun bir 3-4-5 üçgeni olduğunu biliyorum. Yani şu yataydakine 4E kadar diyorum. Düşeydeki de ne yaptı hocam? 3E yaptı. Yani E1'in oluşturduğu elektrik alan 4E kadar, E2'nin oluşturduğu elektrik alan ne kadar hocam? 3E kadar. Şimdi buna göre oranlayalım. E1 eşittir KQ1 bölü nedir hocam? Karesini aldım, 4D kare. Bu ne kadarmış? 4E kadarmış. Hemen altına E2 eşittir KQ2 bölü D kare. Bu ne kadarmış? 3E kadarmış. Taraf tarafa oranlarsak K'lar gitti, D kareler gitti. Arkadaşlar E'leri gönderdim, 4'ü karşıya attım. Ne yaptı? Q1 bölü Q2 16 bölü 3. Yani cevabımız Edirne. Evet, gelelim elektrik alan. Dikkat ederseniz bir yatayda bir de bu şekilde eğimli bir ne var? Elektrik alan var. Şimdi arkadaşlar aslında bu tam anlamıyla bir denge sorusu. O yüzden dengeden gideceğim. Çıkartmanız çok daha kolay. Çünkü diğer türlü bileşenlerini ayırıp tek tek eşitlediğinizde işlemler çok uzun sürüyor. Sınavda da böyle bir soru karşınıza çıkarsa sizi ciddi anlamda oyalar. O yüzden lütfen takip edin. Şimdi ikisi de aynı cisim fakat farklı elektrik alanlara konuyor. Önce bir hatırlayalım. Elektriksel kuvvetim birim yüke etki eden elektrik alandı. Yani şimdi dikkat edin, elektrik alanı içinde bir yük var. Bu arkadaşa QE1 kadarlık bir elektriksel kuvvet etki ediyor. Aynı şekilde buna da QE2 kadarlık bir kuvvet etki ediyor. Aynı cisim olduğu için aşağıya doğru G, aşağıya doğru G. Şimdi bana demiş ki her iki şekilde de dengede. Denge şartımız neydi? Toplam F netin 0, yani bileşkenin 0 olması gerekiyor. Bana özel de bir açı vermiş. Ben direkt bu arkadaşları toplam vektörden sıfırlayacağım. Bir saniye arkadaşlar. Sanki görüntü birazcık bozuk gibi. Bir saniye. Arkadaşlar bir 5 dakika ara veriyorum. Hemen geri dönüş yapacağım. Bir 5 dakika sadece, hemen geri döneceğim. Arkadaşlar 10 dakika sonra buradayız tekrardan.